3, 2, bekle. Evet, şimdi oldu. Ah, teşekkürler Layla. 1, 1, 1. Shani, bu senin repliğin. Bunu yapmak istediğinden emin misin Polly? Evet, bunu bilimsel bir deney olarak düşün. Gel artık. Tamam, eğer bilim içinse... Bu gürültüyü yapan kim? Polly! Bay Kudnak! Kaçın hemen! Hikayemiz Littleton'la başlıyor. Madalyonu bulunca Polly küçülüyor. Gece. Şimdi büyü. Kapıyı çalıp kaçacaktın, öyle mi? Bir dahaki sefere babanı gördüğümde ona yaramazlık yaptığını söyleyeceğim genç bayan. Ama... Olamaz. Çabuk. Hız trenine binmem lazım ve eğer acilen minik Luna Park'a gitmezsek rahat edemeyeceğim. Bence gerçek hız trenine binmemiz daha güvenli olur. Üstüne alınma Polly. Evet. Sanırım tren tasarımının biraz daha iyi işi var. Hazırlanmaya hazır mısın? Evet. Süper gün. elbise odası aşkına. Geçirmez yüksek hıza dayanıklı bir saç yapıyorum. Shani hayır. Meyveli dudak parlatıcısı asla olmaz. Hız treninin hattının en tepesinde avazın çıktığı kadar bağırırken ağzına böcek kaçmasını istemezsin değil mi? Böcek mi dedin? Bağırmak mı? Ve yükseklik mi? Hayır almayayım. Bay Kudnak'ın yaramaz olduğumu düşündüğüne inanamıyorum. Büyükannem madalyonu iyilik için kullan demişti biliyorum. Ama o onu eğlenmek için kullanamayacağımı söylemedi. Sanırım Bay Kudnak eğlence sevmiyor. Shani'nin kedisiyle olanlar gibi. Şapka. Ve bir seferinde de... Affedersin, topum içine kaçtı. Polly! Başka unutulmaz bir gündeyse... Dikkat et, şimdi yakalayacağım. Polly Pocket! Ve tabii Bay Kudnak'la başımızı derde soktuğumuz diğer zamanlar gibi. Bay Kudnak'ın evinin orada oynamak istiyor muyum sanıyorsun? Kim ister ki? Orası perili ev gibi. Ama madalyonu ne zaman kullansam? Polly, içeride misin? Büyük abi alarm. Hadi kaçın, kaçın. Hayır, durun. Ne yapıyorsunuz? Dolapta takılıyoruz. Tuhaf. Annem sizi Luna Park'a götürmemi istedi. Aslında Pierce, bizim arabamız var. Her neyse, sen bilirsin. Bunun tehlikeli, mantıksız ve muhtemelen yasa dışı olduğuna dair yaklaşık olarak 473 neden var. Hadi Shani, biraz keyfini çıkar. Thank you.
Hey, bu senin kardeşin değil mi? Evet, peki ama nasıl? İşte hız treni orada. Bu kıtadaki en büyük, en hızlı, en çılgın tren. Seni duyamadım Cici. Hız treni. Polly, Pocket orada dedim. Hız treninin açılışının ilk gününü kaçırmayacağından emindim. Hız treni, çığlıklar, hız, ağzına giren böcekler. Sonunda bugün artık madalyon benim olacak. Evet, sonra Lidl'daki herkesi küçük boy yapacağız. Kapat şu konuyu Güven. Torunumun gizli planımı mahvetmesine izin vermeyeceğim. Şimdi... Şunun ardında dur. Burada olduğumuzu görmediği sürece ona sürpriz yapabiliriz. Oo, sürprizlere bayılırım. Üç tane lütfen. Binmek için boyunuz bu kadar olmalı. Ama ben neredeyse... Endişelenme, binebilirsin tabii. Ama önce eve gidip vitaminlerini alman gerek. Şimdi diğer müşterilerin geçmesine izin ver. Kendinden utanmalısın bayım. Günümüzü mahvettiği için mi? Hayır. Buradaki herkes de aynı sıkıcı kıyafeti giydiği için tabii ki. İyi ama bu bir üniforma. Hey Polly. Belki boyun atlı karıncaya binmeye yeter ha? Herkese iyi eğlenceler. Olamaz. Hızlı trene binme hayallerim suya düştü. Sorun yok Layla. Bu hızlı trene binemeyecek olabiliriz. Jenny, hızlı treni tara. Biz de kendimizinkini yapacağız. İşine karışmak gibi olmasın ama geçen sefer yaptığın hızlı tren büyük bir hüsranla sonuçlanmıştı. Bu seferki Luna Park'taki hızlı trenin tıpatıp aynısı olacak. Gerçeği kadar da güvenli yani. Tarama başarılı. Jenny, hızlı treni 3 boyutlu yazıcıya gönder. Biz birazdan oradayız. Nasıl istersen Polly. Cici, Polly orada. Madalyon benim olacak. Bakın, oyuncak ayı. Ona vuralım. Bu zor bir görev ama birinin yapması gerek. Hızlı tren yapımı tamamlandı. Süper güç. Belki de sadece izlemeliyim. Shani, Grisella'nın Littleton'daki herkesi küçültme planını durdurmak için gemide bir sürü insanın önünde şarkı söyleyen sendin. Bu küçük hız trenine binmek onun yanında hiçbir şey. Sanırım haklısın. Sorun olmaz. Güvenli olacak. Sen ne yapıyorsun? Zerafetimi bozmamam lazım bilirsin. Eğer sonum geldiyse ve poninin duvarından kazıyacaklarsa beni... iyi görünmek isterim. Layla... Sorun olmayacak. Hiç de kötü olmadı. Hadi yine yapalım. Nasıl istersen. O Polly denen kız burada bir yerde yaşıyor. Barışa 30 metre. Doğru devam et. Doğru yoldayım. Doğru devam et. Ha? Nerede? Doğru devam et. İşe yaramaz bir şey bu. Oh, perili. Belki de Polly burada yaşıyordur ve küçülme gücünü hayaletlerden almıştır. Komik olma. Polly'ye madalyonu büyükannesinin verdiğini biliyorsun. Doğru.
En azından o periyle eve girmemiz gerekmiyor. Bu evlerden biri olmalı. Vay canına. Başım elektrik yüklü elektronlardan bile daha hızlı dönüyor ve midem öyle bulanıyor ki içim dışıma mı çıktı yoksa tam tersi mi oldu bilmiyorum. Bu çok heyecanlı. Tekrar. Tekrar. Geldi. Düzleştirici aldım ve saçlarımın böyle durduğu zamandan size bahsetmiş miydim? Belki de aslında böyle durmuştu. Aa, kızlar, saç konusunu bölmek istemezdim ama birazdan hepimiz dümdüz olacağız. Aa, doğru. Şimdi büyü, Eşar. Teşekkürler Poli. Teşekkürler giyim aksesuarı. Peki, yeterince eğlenemedik ama. Pierce'ın hızlı trene bütün gün binmesi hiç de adil değil. Pierce, hızlı tren. Luna Park'a gidip onları uyarmalıyız. Haklısın. Gerçi hızlı trende bir kaza olabilir. Acele etme Puantiyem. Bizimki bozuldu diye onlarınki de bozulacak değil ya. İkisi tıpatıp aynı. Hatası da öyle. Şimdi büyü. Jenny, hızlı trenin arızasını belirle. Arıza bulundu. İletki 4'teki ray hattında hatalı sıkıştırılmış bir cıvata bulundu. Gidip onları kurtarmalıyız. Ama neden biz? Luna Park'ta tek işi güvenliği sağlamak olan bir güvenlik uzmanı var zaten. Büyükannem bana madalyonun yol göstereceğini söylemişti. İşte bu yüzden. Süper güç! Ah, sinir bozucu. Telefon yok, uydu bağlantısı yok, harita yok. Polly ve madalyonu nasıl bulacağız ki? Toruncuğum, minik araba sesleri çıkarman Poli'yi bulmak için hiçbir fayda etmez. İnan bana. Ben minik araba sesleri çıkarmıyorum. Bu minik araba sesleri minik arabadan geliyor. Ne? Grisel Grande. O hala madalyonun peşinde olmalı. Kim sihirli bir madalyon istemez ki? Onlarla uğraşacak vaktimiz yok. Gidip hızlı treni kurtarmamız gerek. O madalyonu bana ver. Gwen, in sırtımdan ve onları yakala. Tamam. Bize yaklaşıyor. Perilim. O durdu. Nereye kayboldular? Onlar perili eve doğru gittiler ve ben oraya asla yaklaşamam. İzimizi kaybettirdik. Luna Park, biz geliyoruz. Luna Park, ha? Kestirmeden gideceğiz. Siz benim evimden. Mirsel ve Gwen ortalıkta görünmüyor. Merhaba madalyon. Elveda Poli. Siz Grisel'i oyalayın. Ben de hızlı treni durdurmalarını sağlayacağım. Artık saklandığımız yerden çıkabiliriz. O tarz olmayan kadın gitti artık. İşte. Hızlı treni durdurmanız gerekiyor. Cıvatalardan biri gevşemiş. Burada cıvatası gevşemiş sadece sen varsın. Bu beni kandırıp hızlı trene binme planının bir parçası değil mi? Hayır, ben ciddiyim. Hızlı tren birazdan arıza yapacak. Küçük bir kızın hızlı trenleri benden daha iyi bildiğine inanacak mıyım? Hadi git artık ufaklık, yoksa güvenliği çağıracağım. Of!
ufaklıklar nereye kayboldu? Şimdi. İğrenç. Tadı garip bir şey gibi. Enteresan. Hadi büyük anne aç şunu. Luna Park'ı arayıp hızlı trende bir sorun olduğunu haber vermen gerekiyor. Bana inanmıyorlar çünkü ben... Benim küçük olduğumu düşünüyor ama çok daha küçük olabileceğimden haberi yok. Süper güç. İşte orada. İletki 4'teki ray hattı. Sebep oldum ufaklıklar. Ha? Oh ne? Shani, çabuk buraya. O bizi burada asla bulamayacak. Nedenmiş o bakayım? Durun. Poli nerede? Üzgünüm, Poli gelemedi. Onun ilgilenmesi gereken bazı tren işleri olduğunu söyleyebiliriz. Layla! Tren mi? Poli'ye Grisel'den önce biz ulaşmalıyız. Hadi gidelim, gidip Poli'yi bulalım. Ne oldu? Bu şey gerçekten çok ağır. Geçmiş civatanın olduğu rayı bulmak zorundayız. Evet, oldu, oldu. Poli! Grisel'a senin peşinde! Artık benden kaçamayacaksın Poli! Kelebek mi yakalayacağız? Hayır. Poli Pocket sezonundayız. O fileyi Poli'yi yakalamadan önce biz almalıyız. Biliyorum, acil manikür takımı. Tırnak bakımı düşünecek zaman değil. Çıt çıt. Eğer filenin altını kesersek Grisel'le Poli'nin treni tamir etmesine engel olamaz. Hareket mi ettik? Oo, yeterli olmadı. İşte geldin Poli Pocket. Daha hızlı olmalıyız. Sizden hoşlanmıyorum. Olamaz. Grisel. Poli, dikkat et. Sonunda. Eğer bu hızlı tren kaza yaparsa tüm Luna Park çok fena olur. İşte şimdi oluyor. Sıkı tutunun kızlar. Hayır. Shani, fırlatıcıyı tutar mısın? Poli, tren birazdan burada olur. Bir şeyler yapmalıyız. Çabuk. Şeylerin tutma gücü trenin titreşimlerine rağmen civatayı sabitlemeye yetti. Artık eve gidelim lütfen. Saçım yeni bir hadiseyi daha kaldıramayacak. Bu da ne? Bitti mi? Hayır, yine başlıyoruz. Bekle. Ne? Maalesef trene binemedik. Hızlı treni kapattılar çünkü gevşeyen civatayı bir arada tutan tek şey bir şekerlemeymiş. Ha. Poli ve kızlar bu konuda bir şey söylemedi. Çok eğlenmiş gibi bir halleri vardı. Luna Park'tan geldiklerinde tekrar gitmeye can atıyorlardı. (Gülüyor)
Tamam ekip. Boyaları aldınız mı? Tabii efendim. Evet. Büyükannemin çok büyük şeyleri küçültmenin riskli olduğunu söylediğini biliyorum. Ama büyük bir fark yaratmamız gerekiyor. Kimse görmeden yapmak için acele etmeliyiz. Hazır mısınız? Hazırım. Neler oluyor? Yine kapı çalıp kaçmaca mı? Yetti artık. Neredesin Polly Pocket? Tamam, şimdi başlıyoruz. Bu umarım işe yarar. Süper güç! Şimdi büyü! Bu kadar gürültü patırtıdan sonra gözlerim bana oyun oynuyor. Hadi Layla, onları takip edelim. Köşeye sıkıştıralım ve jacuzzi'nin orada yakalayalım. Peaches, buraya gel. Bonita, lütfen. Seni fan kulübü için hazırlamamız gerekiyor. İlk izlenim çok önemlidir. Peaches, lütfen sadece... Üzerimize bütün suyu sıçrat. Teşekkürler. Aa, bu hiç hoş değildi. Polly, Layla. Buradayız Shani. Neden vakit kaybediyorsunuz? Acele etmemiz gerek. Shani, şu an her tarafımız ıslandı. Derin nefes al Layla, derin nefes. Şimdiden 3 dakika 26 saniye kadar geç kalmış durumdayız. Eğer acele etmezsek kulüp başvurusu günü için masa alamayacağız. Endişelenme, 2 dakika içinde hazır olacağız. Bunu demek istemedim. Bunu demek istemedim. Hikayemiz Littleton'la başlıyor. Madalyonu bulunca Polly kaçınıyor. Hadi sen de bize kattın. Hadi gidelim Polly Pocket. Hiçbir rüya büyük değil, macera da küçük değil. Hadi sen de bize kattın. Hepsini yapabilirsin. Bize kattın. Hadi gidelim Polly Pocket. Küçük gece. Paranormal Gizemler Kulübü için kayıt olun. Koca ayak, kul yabani, uçan ejderhalar burada. Bence bu masanın yeri pek iyi değil ama olur böyle şeyler. Ben ilgileniyorum. Özellikle de senin şu balon maymun hayvanınla. Bu bir zürafa. Fark etmez. Maymun veya zürafa. Bizim hayvanseverler kulübümüz Littleton'a sevgi, mutluluk ve neşe getirecek. Hayvanlarla vakit geçirmenin insanların yaşam kalitesini arttırdığı bilimsel bir gerçektir. Kesinlikle. Bizim hayvanlarımız herkesin yaşam kalitesini artıracak. Değil mi Peaches? Evet dedim. Havlamasından anladım. Bugünkü davranışlarından dolayı hala biraz kızgın olduğumu bilmeni istiyorum. Ama şu anda şirinlik yapmana çok ihtiyacım var. Kaptan Koli Babas nereye kayboldu? Hoş be. Rakiplerimize yardım mı ediyorsun? Ben Koli Babas. Buraya gel. Çok affedersiniz. Tamam tamam. Not defterlerini ve kalemleri hazırlayalım. Birazdan burası insan dolacak. Tamam, sanırım beklediğim kadar kalabalık olmadı ama umudumuzu kaybetmeyelim. Bir üye kaydı bile alamadık. Ha, bir dakika bekleyin, sanırım ilk üyemiz geliyor. Merhaba, hoş geldin. Buyurun. Hey, güzel bir maymun. Burası balon kulübü değil mi? Aa, hayır, onlar şu tarafta. Tamam, belki de hayvanlarımızı sevmemişlerdir. Bunlar sıradan evcil hayvanlar sonuçta. Sanırım yeterince ilgi çekmediler. Onların nesi var ki? Hepsi güvenilir, öngörülebilir ve tüm aşıları yapılmış.
Tıpkı benim gibi. Onlar sadece fazla normal. Bizim daha büyük, daha yabani hayvanlara ihtiyacımız var. Bu insanların ilgisini çekebilir. Ne dersiniz? Ormana gidiyoruz. Bilemiyorum Polly. Yabani hayvanlar bence okul ortamı için pek uygun değil. Sorun olmayacak Shani. Polly sayesinde hayvan eğitiminde uzman sayılırım. Ah, merhaba. Paranormal kulübe mi yollayacaksınız? Hayır. Ama benim sana harika bir kulüp önerim var Nicholas. Buna biz çok kısa ama çok önemli bir görevdeyken evcil hayvanlarımıza bakım kulübü deniyor. İşte buradalar. Ama... Teşekkürler Nick. Gerçekten mi? Ama benim alerjim var. Olamaz. Hayır, Petris. Son kez söylüyorum. Başka bir kredi kartı daha istemiyorum. Hoşça kal. Hayır, hayır cici. Benim, Gwen. Oh. Ben sana eğer Polly ile ilgili değilse günlük temizlik yaptığım saatte beni arama demedin mi? Ama bu Polly ile ilgili. O okulda bir hayvanseverler kulübü kuruyor. Hayvanseverler kulübü demek? Evet, ben de bunu söylüyorum zaten. Biliyorum, bu sadece bir deyiş. Kim diyor, sen mi, başkaları bak. Unut gitsin ve sana yeni bir telefon almanı öneriyorum. Sesin bir kuyudan çıkıyor gibi geliyor. Ama ben... O konyeyi almak için harika bir planım var. O zaman hayvanları alıp uygarlığa geri döneceğiz. Sadece bir ya da iki küçük hayvan alsak iyi olur. Şu sincap gibi. Bu yabani hayvanların cazibesine kimse dayanamayacak. Oo, sen çok şirinsin. Bizimle okula gelmek ister misin? Teknik olarak küçük boy olduğunda hayvanları daha iyi idare ediyorsun. Doğru. Süper güç. Uçan bir sincap. Çok şirin ve aerodinamik. Herkes ona bayılacak. Kesinlikle. Ben iyiyim. İşte herkesin bayılacağı asıl şey bu. Kesinlikle. Bir Alkes Amerikanus. Halk arasında geyik deniyor. Bu kulübümüz için harika olacak. Bizim büyük ilgi çeken bir hayvana ihtiyacımız var. Öyle havalı olacak ki herkes kulübümüze katılmak isteyecek. Sence şu an o ne diyor? Bence tehlikeli bir yabani hayvan olduğunu söylemek istiyor. Merhaba koca dostum. Şimdi büyü beslenme çantası. Hadi tatlı geyikçik. Bir havuç yemek ister misin? Aferin sana. Vay canına. Çok hoşuna gitti. Havuç yemeği herkes sever Shani. Bu değişmez bir kuraldır. Bakın, bakın, bakın. Canım puantiyelerim. Bu çok tatlı. Ne kadar şirin bir porsuk. Porsuk olduğundan emin misin? Tabii, ben hayvanları iyi tanırım. Ve şu anda çizgili çok moda. Ne küçük şirin bir moda tutkunu. Evet. Hey, siz şirin hayvanlar bizim özel kulübümüze katılmak ister misiniz? Bunu evet olarak kabul ediyorum. Her şey çok güzel olacak. Etrafta kimse yok. Şimdi büyü. Hadi gidelim. Biraz hızlı. Yavaş ol. Bu kıyafet kaşıntı yapıyor. Evet. İşte tam burası. Evet. Cici hadi. Acele edip kolyeyi bir an önce almazsak favori ve bıyık kulübüne geç kalacağım. Hey.
Hey, büyük fikrin neymiş? O yavru tilki gördün mü? Onu sevmek için sabırsızlanıyorum. Ben bayılıyorum. Ha, hiç fena değil. Ama tek bir koca ayak, gulyabani, uçan ejderha ya da basit bir trolünüz bile yok. Ne hayvan kulübü ama. Hey, yavaş ol dostum. Bu hayvanları herkes seviyor. Hem siz bu hayvanları buraya nasıl soktunuz bakalım? Bu bizim küçük Layla. O şöyle demek istedi. Bizim küçük ya da büyük bir sırrımız yok. Evet, bunlar sadece normal hayvanlar. İyi, bir koca ayak falan olsaydı kulübünüze katılırdım. Biraz sıra dışı bir şeyler diyorum yani. Her şey çok yolunda gidiyor. Herkes bu hayvanları görmekten çok mutlu. Mutluluk bulaşıcıdır. Evet, mutluluk bulaşıcıdır. Al Şenli, şu kalabalığın önünde fotoğrafı istiyorum. Bu hiç hoş değil tüylü dostum. Merhaba arkadaşım. Ben Sheila Crickason. Ve bu da gorilim Gogo. Yeni üyelerimizin köpek, kedi ve hatta tarla faresi bile olabileceğini tahmin ediyordum. Ama bir goril beklemiyordum. Herkes hayvanseverler kulübüne katılmak istiyor. Evet. Herkes hayvanları sevmeyi bitirdikten sonra onları beslemeli ve sularını vermeliyiz. Okuldaki en popüler kulübü yönetmek çok ağır bir şeymiş. Sizce yardımcı alsak olmaz mı? Herkesi bu kadar mutlu görmeye değer bence. Bu yaramaz çocuklardan ve muzdan hiç hoşlanmıyorum. Bu kadarı yeter. Uçan sincap Fernando ile tanışmayı kim ister? Tamam, hepiniz sakin olun, sakin olun. Eğer sıraya girerseniz hepiniz Fernando ile tanışabilirsiniz. Ye hadi, bütün goriller muza bayılır. Muzun en iyi kulübü. İşte, onu tutabilirsin. Bu benim hayatımın en güzel günü. Teşekkürler Polly Pocket. Güzel. Polly, başvuru formları tükendi. Tamam, getiriyorum. Goriller gerçekten çok dost canlısıymış. Hadi çocuklar, atlayın. Benden uzak durun size küçük yaramazlar. Bu dünyanın ilk konuşan gorili. Harika. Ben gidip kamerayı getireyim, ayrılma bir yere. Porsuk için bana bir bakış fırlatmıştın ya. Bu onun aslında bir kokarca... olduğu içindi. Anladım. Fernando! Fernando! Buraya gel. Hiç böyle yapmazdı. Buraya gel, seni boynuzu yaratık. Belki de bir sürü yabani hayvanı okula getirmek o kadar da iyi bir fikir değildi. Tamam, muhtemelen haklısın. Bunu pek iyi düşünemedik. Grisella Grande, sen goril kostümü mü giydin? Polly'nin kolyesini almak için kulübümüze goril kılığında girmiş. Aslına bakarsan sağlam bir plan. Teşekkür ederim. Şimdi kolyeyi bana ver artık. Şimdi! İki kez şimdi dedi, değil mi? Öyle demiş olabilir, vurgu yapmak için. Öyleyse siz de kolyeyi ona verin. Cevabım şu olacak: hayır. Süper güç. Kolyeyi alın. Geyik kaçtı ve onu yakalayacağız. Hadi güven. Biz bu tür kovalamacalara alışkınız. Kızlar, siz kolyeyi takip edin. Ben size yetişirim. Ben o
Normalde bu geyik yakalamaca oyununa katılmazdım ama... Belki de geyik sesi çıkarmayı denemeliyiz. Ona şimdi ne dedin sen? Sanırım merhaba dedim sandım. Ya da ona hakaret etmiş de olabilirim. Hey kızlar, Polly! Siz devam edin, ben önünü keseceğim. Polly'ye gel. Ya da Polly'den kaç. Hadi bu tarafa. Hepsi büyük bir hataydı. Hadi gidelim Griben. Yürü hadi. İz sürme becerilerimi ne zamandır geliştiriyordum. GPS alıcısı bozulursa, telefonlar çalışmazsa ya da sen hasta olursan ve ben kasabada dolaşırken tesadüfen Polly ile karşılaşmazsam diye tabii. Artık o geyiği uykumda bile takip edebilirim. Ama sen uyumuyorsun ki Cici. O kolyeyi Grisela'dan önce biz bulmak zorundayız. Geyiği takip etmek için yardım gerek. Peaches! Peaches'ı gören var mı? Bonita! Peaches! Kaptan Cory Bubbles! Neredesin? Ah, kimi kandırıyorum? Herkes bir kedinin çağrıldığında gelmediğini bilir. Peaches! Buraya gel kızım. Akıllı köpek. Bizim yardımına gerçekten çok ihtiyacımız var. Olur mu? Yarış arabamız hazır. Atlayın. Ormana gidiyoruz. Bu kostümü çıkarmam gerekiyor. Nasıl bir kostümü böyle güven? Fermuar sıkışmış. Ben bir deneyeyim. Fermuarlar konusunda iyiyimdir. Evet, kesinlikle sıkışmış. Ama endişe etme. Hala çok hoşsun. Bunun hoş bir tarafı yok. İçerisi ateş gibi yanıyor. Bak Cici. Geyik izi. Doğru iz üzerindeyiz. Hayır, yanlış iz üzerindeyiz. Bu bir umutsuz vaka. Ortalıkta bırakın bir geyiği bir fare bile yok. Ve birazdan hava kararacak. Onu bulmak zorundayız. Hadi dağılalım kızlar. Bakın, iz veri tabanıma göre bu yetişkin bir geyiğe ait toynak izdi. Hadi izleri sürelim. Peaches, senin süper hassas burnun ve doğal avlanma içgüdülerin bu iş tanımına çok uygun. Bu kokuyu takip et. Bu nehrin suları azgın nehirler gezegeni altındakinden bile daha azgın. Ve üstündekileri ıslatamam. Bunlar sadece kuru temizleme yapılıyor. İşte orada. Peaches, geyiği takip et. Layla, o balonlar hala yanında mı? İyi fikir. Çok yaratıcı. Daha çok. Oldukça şaşırtıcı. Kelime oyunu oynamak için sizce doğru bir zaman mı? Bunu son zamanlarda çok sık söylüyorum ama sıkı tutunun kızlar. Çok korkuyorum. Bakamayacağım. Son bir kez daha. Hepiniz sıkı tutun. Vay canına. Bu çok harikaydı. Ben yaptığım en korkunç şeydi diyecektim ama tabii. Hey, Peaches nerede? Peaches, iyi misin? Yaprakları havlu olarak kullanmak çok başarılı. Hey, o bir şey bulmuş. Hadi.
Tamam. Gürültü yapmayın. Çok sessiz. Bekle bizi koca dostum. Aferin. O kadar acele etme Polly. Alıyorsun hemen alın. Şimdi biz girelim kedi. Hayır tavşan, korkunç kırmızı gözlerinle beni korkutmadan git buradan. Gece, beni bekle. Süper güç. Şimdi büyü. Sen çok akıllısın Peaches. Bugün bizi kurtarırken çok şirindin. Teşekkürler kaptan. Sanırım yapmamız gereken son bir şey daha var. Aa, evet. Birçok insan bu garip kokunun bir kokarcaya ait olduğunu düşünecektir. Ama ben daha ziyade bunun paranormal bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerle öğrencilerin çok çalıştığını ve bir haftalık tatile ihtiyacı olduğu sinyalini veren bir böcek olabilir. Bir yerde tuhaflık varsa Nicholas Wells bunu kaçırmaz. Süper güç. Peaches, siz burada kalın. Biz hemen döneceğiz. Ah, burası Paxton'un bebek mezarından bile daha kötü kokuyor. Öncelikle iğrenç, ikinci olarak da... Elimizi taşın altına koyma vakti. Hadi şu pisliği temizleyelim. Bunu söylemenden çok korkuyordum. Bugünün eğlenceli bir gün olmasında katkısı olan herkese teşekkürler. Yaşam alanınızı bırakmak eminim zor olmuştur ve okul ortamında bir goril olması da garip. Ama bu bizim için çok anlamlıydı. Bizi unutmayın. Vay canına, bu yaşadığım en çılgın gündü bu hafta. Harikaydı. Ve sizler, her şey için teşekkür ederiz. Bizi siz koruyun. Denizaltında mısır patlatmak mı? Ah, su altı atıştırmakları gerçekten de çok etkileyici. Bu denizaltı Vay kızlarının uzaydaki bir gezegende su altına gittikleri denizaltından çok daha iyi. Teşekkürler Shani. İşte hazineyi bulduk. Merhaba yakutlar. Polly, gitme zamanı. Aa, baban çağırıyor. Baban. Polly, içeride misin? Acil durum. Hikayemiz Littleton'da başlıyor. Madalyonu bulunca Polly küçülüyor. Polly, plaja gidiyor. Plaj. Vay canına. Ne yapıyorsun? Akvaryum temizliği. İki dakikaya yola çıkıyoruz. Geç kalamayacağımızı biliyorsun çünkü... Biliyorum. Bugün senin ve annemin evlilik yıl dönümü ve her şey çok mükemmel olmalı. Olmalı.
yakalanıyordu. Affedersin. Aa, her yıl yapılan yıl dönümü plaj pikniği. Aa, bu pembe saten babetlerden bile daha şirin. Ailenle geziye çıkmadan önce Lila ve Şen'i büyütsen nasıl olur? Peki ya siz neden benimle gelmiyorsunuz? Denememiz gereken bir denizaltı, engin denizler ve atmamız gereken bir çapa var. Plaja gidiyoruz. Evet. Burası nasıl? Bence çok güzel bir yer. Bu asma köprü içler acısı. Daha fazla kum kullanmalıydınız. Çok fazla martı var ve martılar hakkında ne derler bilirsiniz. Onlara en güzel mekanı seçmeyi bilirler mi derler? Hayır, onlar denizlerin faresidir. Şuraya gidelim, çabuk. Bizim de onlara katılacak olmamız sorun olur mu sence? Tabii ki hayır Shani. Holly gelebilirsiniz dedi ve Deniz de bizim gelmemizi istiyor. Herkes kazançlı. Ayrıca Deniz'den gelen esinti saçlarıma çok iyi geliyor. Olamaz. Hey şuraya bakın işte burası. Annene burada evlenme teklif etmiştim. Burası harika olacak. Harika. Artık geldiğimize göre ben de denize girebilirim. Peki benim annen için aldığım süper çok özel ve annenin bayılacağı hediyeyi görmek istemiyor musun? Tabii. Çocuklar bu taşların her biri ailemizi temsil ediyor. Biri Pierce, biri Polly ve biri Paxton için. Burada çok duygusal anlar yaşanacak. Tamam Pierce. Annem çok beğenecek. Şimdi artık denize girsem. Ve benim de biraz kestirmeye ihtiyacım var. Bugünün mükemmel olması gerektiğini söylemiş miydim? Evet. Kesinlikle. Hey, neler oluyor? Hey, hayır. Git buradan. O yengeç kıskaçları buradan çek. Bugün olmaz. Bugün olmaz. Bugün olmaz. Evet, bugün. Bugün bizim günümüz Gwen. Ha, sonunda Big Bubba'da Big Bubba hamburger yiyip fotoğrafımızı da duvara astıracak mıyız? Hayır, Polly Pocket'ın kolyesini alacağız. Bu plaj hatırladığımdan daha tehlikeli bir yermiş. Ben birazdan dönerim. Biraz yüzüp geleceğim. Bekle. Annen dedektif gibidir. O bir sürprizi kilometrelerce öteden fark eder. Ben de durursa hemen anlar. Bu yüzden yüzüğün resmi taşıyıcısı sen olmalısın. Resmi yüzük taşıyıcı mı? Bu çok resmi bir görev. Bunu yapabilirim. Az önce buradaydı. Nereye gitti? Onu düşünmüş olmalıyım. Ama nerede? Buna inanamıyorum. Baba, geldiğimiz yoldan gidip onu arayacağım. Harika bir fikir Polly. Ve ben de uyumaya devam edeceğim. Çok derin bir uyku çekiyordum. Pierce, çantaların içine bak. Yüzüğü annem buraya gelmeden bulmalıyız çünkü her şey mükemmel. Olmalı. Burada çok daha iyi bir havalandırmaya ihtiyaç var. Layla'nın parfümü saç çantasının içini fena kokutmuş. Ama küçük maceramız için güzel korkmam gerekiyor. Üzgünüm. Macera sonra. Önce babamın kaybettiği yüzüğü bulmamız gerek. Şimdi büyü. Layla ve Shani. Yüzüğü ne kadar çabuk bulursak denizaltıyı o kadar çabuk test ederiz. Sana yardım edeceğiz. Üstelik yeni parmak arası terliklerim ayağıma alışması için şansım oluyor. Ayağımdan çek onları çabuk. Bak yüzüğü o yengeç almış. Yengeç yuvaları genellikle beni aşar kızlar. Hazır yengeçten söz etmişken, Yengeçlerin Gecesi filmini asla tavsiye etmiyorum. O filmi gördükten sonra bu fikre hiç sıcak bakmıyorum. Üstelik yuvanın ağzı da çok küçük. Peki. Kolye küçülmek. Süper güç. Hadi. Gwen. Herkese merhaba. İşte sizi buldum. Erken geldi. Ben onu oyalayacağım. Siz aramaya devam edin. Unutma gün batımı. Hayatım, canım, bir tanem. Merhaba hayatım. Her şey yolunda mı? Şuranda bir şey... Bu mu? Bilirsin her zaman kumu sevmişimdir.
Yüzümde ve gözümde. Kendimi genç hissettiriyor. Hadi sana göstermek istediğim bir şey var. Bu taraftan. Hadi Şenli. Küçük yengeçleri ne yapacağını sanıyorsun? Sana saldıracağını mı? Ne? Vay canına, burası pırıl pırıl parlıyor. Bu mağarayla ilgili fikrim bir anda değişti. Yeraltı operasyonu dedikleri bu olsa gerek. Yengeçlerin bunları topladığını kim bilirdi? Nereden başlayacağız? Ah, sanırım içeri atlamak zorundayız. Eğer incilerin oraya gideceksek. Bingo! Layla, odaklan. Yüzüğü bulmamız gerek. Doğru, yüzük. Aa Şene, betin benzin solmuş. Bu sana hiç yakışmıyor. Kızlar! Hayır! Ben iyiyim. Rüya demiştin. Sanırım kabus demek istedin. Sakın dur Şene, ben oraya geliyorum. Hey küçük dostum. Yüzük burada bir yerlerde olmalı. Geri çekil yengeç dostum. Hadi Layla, onları daha fazla zapt edemiyorum. Bekle, sanırım onu gördüm burada. Şu taşa bak. Çok zevkli seçim Bay Fakık. Hadi. Geliyoruz. Çıkmak üzereyiz. Bu da ne? Polly! Rizel Grande? Polly! Hayır. Seni yakaladım. Bırak beni. Bırak gideyim. Hey Cici, patates kızartması aldım, ister misin? Hey Gwen, ben bir tane alabilir miyim? Evet, tabii. Uçan fareler. Deniz fareleri. Polly, martılar. Sorun değil. Kolye. Martı gücü. Tam zamanında. Teşekkürler dostum. Sen o yengeçlerden çok daha anlayışlısın. Al işte Polly Pocket. Göremiyorum. Hayır, yüzük. Hala bana göstermek istediğin bir şey var mı? Evet, şuna bak. Bu çok güzel, öyle değil mi? Evet. Son gördüğümüz üç kumdan kaleyle tıpatıpa aynı, değil mi? Teşekkürler Martı dostum. Bizim o kaleye girip yüzüğü almamız gerekiyor. Polly, ebeveyn alarmı. Grande alarmı. Çabuk, beni takip edin. Burayı çok güzel döşemişler. Kum şu an çok moda. Güzel. Ama 16. yüzyıl detayları ile 17. yüzyıl mimarisi kullanmışlar. Ben eğer gökyüzünden aşağı bu kaleye düşen bir yüzük olsaydım, nerede olurdum? Nerede? Polly. Yüzük. Sıkışmış. Acele et. Daha fazla tutamayacağım. Bekle, şunu duydunuz mu? Bana bir çeşme sesi gibi geldi. Ya da bir su akıntısı. Veya... Onları yakaladım Cici, onları yakaladım. Hayır, eserim. Bu kadını hemen yakalayın. Ya.
fırsat bu fırsat. Atlayın. Hayır. Yüzük. Polly, belki de yüzüğü kaybettiğimizi babana söylemeliyiz. Bekle, bir fikrim var. Lütfen yüzüğü bulduğunu söyle. Ellerim öyle yoruldu ki ve parmaklarım kazımaktan yanıyor. Peki. Her neyse. Ben birazdan dönerim. Yüzükle beraber. Şimdi şuna bir bakar mısın? Soyunma kabinleri mi? Evet evet. Sence de ilk çağ hissi vermiyor mu? Bekle. Asıl şunlara bak. Güney adaları duygusu uyandırmıyor mu? Bana bunu mu göstermek istiyordun? Evet. Hayır. Ama... 8. seviye akıntı tespit edildi. Su altı akıntıları çok ciddi türbülansa neden olabilir. Sıkı tutunun. Polly, su altı akıntıları tehlikelidir. Bunu da atlattık. Bisiklete binmek gibiydi. Tek fark bisiklet su altında. Ve bir deniz altındayız. Bu koca denizde bir yüzüğü nasıl bulacağız? Radar sistemi kullanıp yüzüğü taraması için Jenny'den yardım isteyeceğim. Doğru. Bu arada Jenny bizi sakinleştirecek bir ninni çalabilir mi? Su altı beni biraz korkutuyor. Çapı yaklaşık 3 santimetre olan mineral dolgulu bir metal yüzük. Radarda bir şey var. Tam orada. Bu değil. O tarafta. Burada bir sürü ıvır zıvır var. Yüzüğü asla bulamayacağız. Polly, akıntı yeniden geliyor. 10. seviye. Sıkı tutunun. Bu akıntı çok kuvvetli. Mücadele edemiyorum. Buldum. Akıntıya karşı direnmekten vazgeçip onu takip etmeliyiz. Bu bizi yüzüğe götürecektir. Bazen modayı takip etmek en doğrusudur kızlar. Umarım haklısındır Shani. Sıkı tutunun. Konsantre olmam gerek. Polly. Onu aldım. Ne oldu? İskarmoz balığı. İskarmoz balığı. İskarmoz mu? İskarmoz. İskarmoz. Ama durun. O kafeteryadaki adam değil mi? İskarmoz. Evet, evet. Eğer onu istiyorsan gel de al bakalım. Hayır, 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 hayır. Güven beni buradan çıkar. Kızlar, kemerleri takın. Hoşça kal, ıskarmoz balığı. Aç gözlü Grisella yüzüğümüzü aldı. Belki de bu işten vazgeçip ıskarmoz balığı tehlikesinin büyük ölçüde az olduğu karaya dönsek çok daha iyi olur. O kadar kolay pes etmeyeceğiz. O yüzük babam için çok önemli. Ben ona resmi yüzük taşıyıcısı olacağıma söz verdim ve sözümü tutacağım. Ah!
Yüzük benim oldu. Bekle, ben Polly'nin kolyesinin peşindeyiz sanıyordum. Ah, Polly yüzüğün peşinde. Artık yüzük bizde olduğuna göre ufaklık bize gelecek. Anladın mı? Hazır mısınız? Evet, asla. Polly bizim yeni parlak yemimize karşı koyamayacak. Kolye benim olacak. Sonra gidip patates kızartması alacağız değil mi? Onu gördüm. Oraya gidiyorum. Merhaba Polly. Ben Polly'yi buldum. Onu ben alırım. Sen yüzüğü al. Arkadaşlarının almasına izin verme. Kolyeyi bana ver, yoksa sonun geldi. Bana patlamış mısırı ver Shani. Böyle bir zamanda nasıl yemeği düşünüyorsunuz? Shani'den mısırı yemek için getirmesini istemedim ki. Şimdi büyü patlamış mısır. Kulağımızda kalıyor. Sanırım beni sevdi. Hadi acele edin. Çekilin üstümden, size pis deniz. Yüzüğü aldık ve saçım harika görünüyor. İşte buna kazanmak derim. Bunun için erken Layla. Hala karaya varmamız gerek. Hadi gidiyoruz artık. Aha, kumsalda yürümek çok güzeldi. Değil mi hayatım? Evet, ilk 3 kilometresi güzeldi. Gemiyi taramak için Jenny'nin tarama sistemini kullanıyorum. Bu denizaltını tamir edip yüzüğü babama götürmemiz gerek. Belki de büyük karaya yüzsek iyi olur kızlar. Deniz çok dalgalı ve biz karadan çok uzaktayız. Denizaltını tamir etmekten başka şansımız yok. Dış bağlama halkasında hasar tespit edildi. Pervane düşmüş. Belli ki onu tutan cıvata kırılmış. Kırık pervane halkasını neyle tamir edebiliriz? Pervane halkası. Bir halka. Yüzük! Az önce ölçüleri kontrol ettim ve çapı tıp atıp aynı. Teşekkürler Shani. Layla, dalış giysilerini aldın mı? Aldım ve süsledim. Giy bakalım. Hadi gidelim artık. Beni bütün gün yürüttün ve şimdi de gözümü bağladın. Ben bana göstermek istediğin bir şey var sanmıştım. Hayatım, evde çok işim var. Bütün gün oyalanamam. Ben sadece bugünün mükemmel olmasını istemiştim. Hayatım, sen neden söz ediyorsun? Sadece bugünün mükemmel olmasını istemiştim. Yıl dönümümüz kutlu olsun hayatım. Vay canına. Bu şahane. Biz tam burada nişanlanmıştık. Ama bu...
Şahane. Tabii ki bu yüzüğe bayılmamak mümkün değil. Ve ben de zihinsel olarak çok merak etsem de duygusal olarak biraz kaygılıyım. Bu çok doğru. Ne? Bu bir gerçek. Bu Lolofofo yüzüğünü takarsam kesinlikle rengim mora dönecek. Çünkü onu aldığımda çok heyecanlanacağım. Ama şu anda biraz üzgünüm çünkü hiç param kalmadı. Çünkü harçlığımın hepsini bu yeni spor ayakkabılara harcadım. Belki de annenden yüzük almak için biraz para isteyebilirsin. İstedim. Annem tırnak için de hayır dedi. Bekle. Harçlığının tamamını ayakkabıya mı harcadın sen? Benim bile o parıltılı ayakkabılara senin kadar ihtiyacım yok. Sıradan ayakkabı değil. Yeni spor ayakkabım için vakum teknolojisi. Vay canına. Olamaz. Hikayemiz Littleton'la başlıyor. Madalyonu bulunca poli kaçınıyor. Hiçbir rüya büyük değil, macera da küçük değil. Hadi sen de bize katıl, hepsini yapabilirsin. Bize katıl, hadi gidelim Polly Pocket. Küçük gece. Pencere 1, vakumlu spor ayakkabı 0. Şimdi büyü. Büyük ihtimalle camın sürtünme kuvveti olmadığı için işe yaramıyor. Yani daha kaygan ve bu yüzden tutuş olması zor oluyor. Onu bana gönderebilir misin Shani? Tabii ki arkadaşım. Pencereyi açayım. Teşekkürler Shani. Rica ederim Polly. Hey kızlar, muhteşem yüzüğümle saat 10 randevuma geç kalıyorum. Tamam. Küçük bir ayar daha ve sonra olacağından... Merhaba Polly'cim, büyük haber. Bayan Mans bu akşam gelemiyor ve bizim Pearson karate müsabakasındayken Pax'a bakacak birine ihtiyacımız var. Bu yüzden... Sonunda Pax'a bakmama izin mi vereceksiniz? Tabii. Bundan pek emin değilim. O yapabilir hayatım. Öyle sanırım. Dinle, eğer bunu başarırsan sana o çoço mango şeyini alacağım. İyi! Lolofofo yüzüğümü. Çok iyi bir bakıcı olacağıma söz veriyorum. Arabaya gidip Pax'ın eşyalarını almakla işe başlayabilirsin. Tamam. Biberon, emzik, oyuncaklar. Oh, babayı unutmamalıyım. İşte oldu. Artık işe başlamaya hazırım. Ondan gözünü ayırma. Tırmanmaya bayıldığını biliyorsun. Babam ve ben öğle yemeğine çıkıyoruz. Restoranın telefonu buzdolabının üzerinde. Bugün ıslak mendil de alacağız ama endişelenme, sana yetecek kadar var. Sonra Pearson dövüş sanatları müsabakasına gideceğiz ve... Tatlım tatlım, endişelenme. Polly bunu yapabilir. Beni ara bir sorun olursa. Tabii ki. Hoşça kal Depax. Hoşça kal Polly. Hoşça kal Pax. Tüm öğleden sonra beraber olacağız Pax. Eğlenceli ha? Tamam, eğlenceli değil. Ağlama. Ağlama. İşte. Ne istiyorsun? Atıştırmalıklar. Balık kraker. Diş çıkarma çöreği. Layla, Shani. Bebek bakıcılığı için acil yardım gerekiyor. Olamaz. Ekoseli kumaşın potikarı olduğunu öğrendiğimde ben de böyle ağlamıştım. Onun bir derdi var. Endişelen ve Polly bebeklerin en sevdiği oyuncakları araştırdım ve bunu getirdim. Bebekler buna bayılıyormuş. Anahtar, cıngırak ve hayvan sesi cihazı. Bak, çok hoşuna gitti. Anladım. Belli ki Pax kıyafetini sevmediği için ağlıyor. Şuna bak. Bu üstündekiler bende olsa ben de ağlardım. Hadi o gözyaşlarını silelim. Kasabadaki en stil sahibi bebek sen olacaksın. Hadi Pax'i. Çok güzel olacak biliyorsun.
Hadi göster kendini küçük dostum. Aa, gösteriyi durdurun. Bu stilin nesini beğenmiyor? Şu anda çok moda. Bu işe yaramıyor. Belki de anneni arayıp ona sorsan iyi olur. Hayır. Eğer onu ararsam iyi gitmediğini anlayacak ve Lulufofo yüzüğünü bana almayacak. Eğer neden ağladığını bilseydik ona yardım edebilirdik. Bunu çıkarmayacağıma yemin etmiştim ama eğer ağlamayı bırakacaksa sorun değil. Muhteşem yüzüğün bize yol göster. Bu tedirgin deniz mavisi mi? Aa, hayır hayır hayır, gergin cam göbeği. Bence daha çok somurtkan deniz köpüğü gibi. Tamam. Her 5 bebek uzmanından 4'ü bebeklerin değişiklik sevdiğini söylüyor. Belki de ona daha önce hiç görmediği değişik bir şey göstermeliyiz. O zaman mutlu olacaktır. Şani, sen bir dahisin. Ona ne şüphe. Küçük boy olmaya hazır mısın küçük kardeşim? Süper güç. Değilim ama Littleton'daki en havalı minyatür dolapta takılmanın ağlanacak bir şey olmadığından eminim. Evet, minik yaşam onu sakinleştirmiş gibi görünüyor. Ah, çok şükür, başım çatlamak üzere. Hayır, 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 hayır. Bu ağlama hiçbir zaman durmayacak. Her şeyi denedik. Bilimsel olarak bir bebeğin bu kadar ağlamasına imkan yok. Bekle. Şunu duyuyor musunuz? Ben bir şey duymuyorum. Sonunda biraz sessizlik. Bunun nedeni... Pax burada değil. Pax! Pax! Paxi! Neredesin? Neredesin? Paxi! Paxi! Burada mısın? Pax! Ah, Polly bak! Pax! Aa, bu bebek üstün tırmanma becerisine sahip. 3 santimetre boyunda bir bebeğin 3 metre yükseklikten düşmesi halinde alacağı ortalama darbe eşittir. 8. Bunu oradan alırsak? Aa, evet. İyi fikir. Seni yakaladım. Ha, şimdi büyü. Baba, baba. Ayıcığı mı istiyorsun? Baba. Bebek dilinden pek anlamam ama sanırım Bobo demek istiyor. Aa, o Bobo'yu istiyor. En sevdiği oyuncağı. Hadi. Bobo yok. Ne? Ne olmuş? Bu modaya uygun olmayabilir ama gürültü çok fazla. Layla'nın modaya aykırı davranmasının iyi işaret olmadığını biliyorsun değil mi? Kızlar odaklanın. Aa, Bobo'yu düşürmüş olmalıyım. Biberon, emzi, oyuncaklar. Aa, Bobo'yu unutmamalıyım. Arabadan Pax'ın eşyalarını alırken... O zaman anneni ara ve ayıcığı alman gerektiğini söyle. Hayır, eğer bunu yaparsam annem beceremediğimi düşünecek ve Lulufofo'yu bana almayacak. Pax'ın çığlıklarını duyarsa bir daha asla ona bakmama izin vermez. Eve gelip şu halimizi görünce de bir daha bakıcılık yapmana izin vermeyecek. O zaman Pierce'ın karate müsabakasına gidip arabadan Bobo'yu alıp tekrar eve döneceğiz. Tamam, ama annenle baban fark etmeden Bobo'yu arabadan nasıl alacağız? Tinky, vakumlu spor ayakkabı, halat atıcı, dürbün, bebek bezi. Tamam, sanırım ihtiyacımız olan her şeyi aldım. Aa, hayır hayır, Paxi'nin 50 faktörlü güneş kremi, avokadolu, nemlendirici ve dudak parlatıcısını unutma. Moda, meyve ve işlev hepsi bir arada. Küçük bir adam için hiç fena değil. Sanırım her şeyi aldık. Ağlama Pax, Bobo'yu almamız çok uzun sürmeyecek. Hadi artık gidelim. Annemin arabası görünüyor. Şu anda Pierce'in dövüş sanatları müsabakasına doğru gidiyor olmalı. Yaklaşıyoruz. Büyütülmüş izleme. Bobo, Bobo, Bobo. Bu
doğru Parks. Onu birazdan alıp sana vereceğim. Şimdi büyü. Siz burada kalın, ben hemen dönerim. Kilitli. Annemin anahtarına ihtiyacım var. Siz eşyalar ve Pax'la burada kalın. Ben anahtarı alıp döneceğim. Acele et Polly. Bu küçük adam bu boyutta bile herkes ayağa kaldıracak ses çıkarıyor. İçi ağzına kadar doludur. Cüzdan, dudak parlatıcı, mendil, telefon. Amaca odaklanmalısın Polly. Hayatım, sakızın var mı? Evet, var sanırım. Ah, işte al. Aa, burada anahtarı asla bulamayacağım. İşte buldum. Şuna bak. Görev tamamlandı. Layla. Shani. Hadi kızlar hadi. Pax nerede? Aa, o şimdi buradaydı. Tüm kanıtların ışığında artık burada olmadığını söyleyebilirim. Hayır. Hayır, 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 hayır. Pax ve vakumlu spor ayakkabıları da almış. Daha önce de dediğim gibi üstün tırmanma becerisi olan bir bebek. Gidip Bobo'yu alın. Ben de Pax'ı getireceğim. Ama büyümemiz gerekmiyor muydu? Boş ver. Böyle kaldık. Hadi gidelim. Ve şimdi Pierce Puckett süper vuruş becerilerini gösterecek. Ve Polly Puckett da süper koşma becerilerini gösterecek. Pierce bu işte bayağı iyiymiş. Seni buldum Pax. Ve dehşet verici tehlikeli kirişlere tırmanmamalısın. Onları ben alayım. Ve seni güvenli bir yere götüreceğim. Karate müsabakamızın son etkinliğinde ise Zenshi disket atışı olacak. Lütfen puan tablosunun altındaki hedeflere dikkat ediniz. İlk yarışmacımız Pierce Puckett. Hazır, içi Nisun, başla.
Tamam Pax. O zaman aşağı inmemiz mümkün değil. Ama kimse yukarı çıkamazsınız demedi. Vakumlu ayakkabılarım için tavan çok ideal olacak. Eğer büyük olsaydık bu iş birazcık daha kolay olabilirdi. Ama hadi işe koyulalım. Sen ön tarafını tut, ben arka tarafını. Peki Pax, en azından ağlamak yerine artık gülüyorsun. Ama sonsuza dek bu şekilde duramayız. Hadi buradan gidelim. Ve bugünkü etkinliklerimizin sonuna geldik. Geldiğiniz için teşekkürler. Hayır, 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 hayır. Annemler, Layla, Shani. Bence baba biraz kilo almış, öyle değil mi? Ne harika bir müsabakaydı. Ebeveynler, havalı kız modası adına saklan. Virüs giderek daha iyi oluyor. Anahtarlarım. İçeri girerken düşürmüş olmalısın. Neyse ki onları bulduk. Hayatım, eve gitmeden önce dondurma yemeğe ne dersin? Hayatım, bugün Polin'in ilk bakıcılık günüydü. Ve evde çok uzun süre yalnız kaldı. Layla, Shani! Oh, hayır! Endişelenme Pax, Bobo'yu alacağız. Kızartıcıyı şarj etmem gerektiğini hatırlamam gerekiyor. Yeterince hızlı gidemiyoruz. Biz eve dönmeden... Bekle. Jenny, otopilotu devreye sok. Otopilota geçiyorum Polly. Sanırım bunu başarmanın tek yolu onlarla gitmek olacak. Umarım maceranın geri kalan kısmına hazırsındır. Bir, iki, üç... Sen üç mü dedin? Hah, çok akıllısın Pax. Bobby akıyor. Sağ ol canım. Umarım Pax ve Polly iyidir. Bizi aramadıklarına göre bir sorun çıkmamıştır diye düşünüyorum. Merhaba Pierce. Merhaba çekirge. Bana o karate tekniğiyle vurmasan iyi olur, tamam mı? Tamam tamam. Çok komiksin baba. Hey dinle, bu akşam biraz geç gelebilir miyim? Arkadaşlarımla beraber kutlama yapmak istiyoruz. Pek emin değilim. Ama anne, bu hayatımın en büyük günü. Max, David, Isaac ve Jax'le hep beraber Peanut'ın yerinde takılıp tek turnuvası yapacağız. Ve Jax'in bana iki oyun borcu var. Isaac, Max'i havada karada yenebileceğini söyledi. Bunu görmek zorundayım. Ve Peanut'ın hazırladığı pastadan kesinlikle yemeyin. Baboyu aldınız mı? Onu ebeveynleri görünmeden almanın imkanı yoktu. Anneler onun ağladığını duymamalı. İçeriye götürüp sakinleştirmeliyiz. Tamam Pierre, sen kazandın. Sonra görüşürüz. Ben Pax'ı içeri götürürken onları oyalamanız gerek. Sorun değil. Hallederiz. Şimdi büyük. Layla ve Shani. Oh, merhaba Layla, Shani. Geldiğinizi görmedim. Evet. Biz de tam bisiklete binecektik. Bir yürüyüş. Bu bizim her akşamki geleneksel aktivitemizdir. Bir geleneksel yürüyüş ve bisiklet turu. Yani. Merhaba kızlar. Polly'ye geldiğinizi haber verelim. Bu kadar çabuk mu? Siz Pierce'ın karate müsabakasına gitmiştiniz değil mi? Nasıl geçti? Kate ve Pierce arasındaki müsabakada Pierce şöyle yaptı. Tamam. Çok güzel gösterdiniz Bay P. Aynen öyle oldu ama. Yani öyle olmuştur. Biz geleneksel bisiklet turu yürüyüşümüzü yaparken öyle olduğunu tahmin ettiğini sanıyorum. Değil mi? Tamam hayatım, bu kadar yeter. Gidip Pax'a baksak iyi olur. Şimdi mi? Ama biz müsabakayla ilgili konuşmak. Evet, çok çok istiyorduk. İkinizle de. İkinizle de beraber. Bu önemli. Gerçekten, gerçekten çok önemli. Gerçekten mi? Okulda bir sorun mu oldu? Sizi rahatsız mı ediyorlar? Bir çocuk mu? Aslında ben merak ediyorum. Küresel ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, küresel ekonomi. Tam zamanında Jenny.
Şimdi büyü. Yoruldun mu Paxi? Çok üzgünüm Pax. Sana Bobo'yu vermeyi çok istemiştim. İstediğin tek şeyin o olduğunu biliyorum. Bobby. Bobby. Bekle. Yoksa sen beni mi istiyorsun? Polly, ben Bobo'yu... O uyuyor. Ben Bobo'yu arka koltukta gördüğümde sana onu getirmek istemiştim. Pax'ı olmadan asla sakinleştiremeyeceğini düşündüm. Ama sanırım sen başardın. Evet. Çok mutlu görünüyor. Evet öyle. Daha önce Pax'la ikiniz vakit geçirmemiştiniz. Bugün beraber çok vakit geçirdik. Ve oldukça güzeldi. Bence sen çok iyi bir ablasın. Çok iyi bir bakıcı olduğunu kanıtladın ve kesinlikle yüzüğü hak ettin. Uçuş uçuş beyaz bir elbise giymektedir. Ve Littleton ormanının içinde süzülerek gider. Ah, tüyleri ürpertici değil mi? Evet. Bahar bayramından sonra beyaz giyilmesi gerçekten bugüne kadar duyduğum en ürpertici şey. Bu Pierce'ın hoşlandığı kişinin karşısında şaşırması gibi oldu. Kesinlikle çok ürkütücü. Evet, incili kız Polly'nin abisinin kızları etkilemeye çalışmasından bile çok daha ürkütücü. Telefonunu kaybetmekten veya biyoloji ödevinden zayıf almaktan bile çok çok daha ürkütücü bir şey. Shani, bunu tekrar belirtmeme gerek yok değil mi? Hayaletler gerçek değildir. Evet, bu sadece uydurmaca. İncili kız! Hikayemiz Littleton'la başlıyor. Madalyonu bulunca Polly küçülüyor. Hepsini yapabilirsin. Bize katıl. Hadi gidelim Polly Pocket. Küçük gece. Bu incili. Hayır. Bu sadece Philip. Evet. Bunu biliyordum. Pierce'in terraryumundan kaçtın yine ha? Ne zeki bir bu kalemusun. Keşif yapmayı sevdiğini biliyorum ama Pierce'in odasına geri dönmen gerek. Şimdi büyü. Bütün hafta sonu bu üniformaya girmek zorunda olduğuma inanamıyorum. İşte bu yüzden kampta elimizden geleni yapıp yavru kurt olmalıyız. Onların üniforması mor. Mor renk bana çok yakışıyor. Aslında ismim Leylak olmalıydı. Anladınız mı? Hayır mı? Layla, Leylak. Mor leylak çiçek var ya. Her neyse. Bu şey açık mı? Tek yapmamız gereken yavru kurt rozetlerini kazanmak. Tabii incili kızdan uzak durmak. Umarım bunun için bir ödül vardır. Var olmayan bir şeyden uzak durmak gerçekten de hiç zor olmayacak. Jenny, sen hayaletlere inanıyor musun? Varlıklarını kanıtlayan bir kanıt bulunmamaktadır. Ama benim kuzenim Tori geçen yıl izci kampında incili kızı gördüğünü söylüyor. Tori mi görmüş? O çok güzel giyiniyor. Eğer o bir hayaletlere inandığını söylüyorsa bence öyle. Ne var? Sadece gerekenleri aldım. 3 şampuan, 4 saç kremi, 6 duş jeli. Şunu dinle. Jenny, Layla'nın kampta kaç şampuana ihtiyacı var? Hiç. Kızızcı kampında duş bulunmamaktadır. Şimdi ben saçımı nasıl yıkayacağım? İyi ki kumaför makinesi ve saç maşası almışım. Ve elektrik de yok tabii. Yeter, ben gidiyorum. Gidemezsin. Bir yavru kurt arkadaşlarını asla bırakmaz. Bu yüzden gitmene izin veremeyiz. Tori! Merhaba Shani.
Nasıl gidiyor? Harika. Polly'nin incirli kıza inanmaması dışında tabii. Onu gerçekten görmüş müydün? Evet. Onu nasıl gördüğümü size anlatırdım ama bunu sadece çok cesur olan arkadaşlarıma anlatıyorum. Ben cesurum. Biraz. Bunları bir başkasına anlatmazdım. Ama sen benim kuzenimsin. İşte bu incirli kızın sevdiği şeylerin bir listesi. Listedeki her şeyi toplayıp dolunayda bir akça ağaç korusuna koyarsanız size yanaşmaz. Dolunay bu gece. Bol şans kuzen. Rozetleri takmak için sabırsızlanıyorum. Ve ben de Tori'nin verdiği listedeki şeyleri toplamak için sabırsızlanıyorum. Ben sana yardım ederim. Jenny, bize hayal ürünü İncili kızın hayal ürünü en sevdiği şeylerin neler olduğunu söyler misin? Jenny, orada mısın? Konuş benimle Jenny. Evden çıkmadan şarj etmiş miydin? Hayır, ben burada şarj edecektim. Burada elektrik yok tabii. Littleton'a döndüğümde görüşmek üzere Jenny. Aha! Papatya'yı bulduk ve 20 parça şey daha toplayacağız. Çocuk oyuncağı. Oo, daha esintisi, sabah spreyimi sıkma zamanı. Burası bir kamp alanı, spa salonu değil. Ben sizin kamp danışmanınız Melissa Militant. Buraya rozet kazanmak için geldiniz. Öyleyse iş başına. İlk rozet tırmanma için olacak. Başlayın. Emredersiniz danışman Militant. Yanınıza sırt çantası veya eşya almak yasak. Kolaya kaçarak yavru kurt olamazsınız. Peki ya bu? İncili kızın sevdiği şeyleri burada tutuyorum. İncili kız. Tabii ki onu yanına alabilirsin. Jenny yok, sırt çantası yok. Sadece bir kavanoz dolusu garip şeyimiz mi var? Ah, İşçi kız kampı çok zormuş. Layla bunu yapabilirsin. Hadi. Sanırım tırmanmamızı istiyor. Şu filinin üstünde bulduğum nadir örümcek ağından bir parça alır almaz tırmanacağım. İncili kızın sevdiği şeyler gerçekten de çok garip. Cici, hepsi görüş alanımda. Anlaşıldı. Tamam. Hayır, bekle. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Mükemmel. Sonunda bu gece Polly'nin kolyesi benim olacak ve böylece tüm Littleton'u küçük boy yapabileceğim. Güven, sakın onu gözünden ayırma. Bana güvenmeyebilirsin. Bekle, yani bana güvenebilirsin demek istemiştim. Ben sana güvenebilirim. Sen de bana Eğer yavru kurt olmak istiyorsan o halatlara sıkı tutulsan iyi olur. Çamur banyosu. Rozet kazanmayacak olabilirim ama cildim gerçekten çok güzel olacak. Eğer tırmanamıyorsan iple sallanmayı öğrensen iyi olur. Bunun nerede lazım olacağını hiç bilemezsin. Bunu öğrenmenin bana ne faydası olabilir ki? Bir halata tırmanma rozeti sana. Ve bir rozet de sana. Ve senin içinse rozet almak için kursu tamamlaman gerekir. Evet, bu sene rozet modası yok zaten. Allah Allah. Almana yardımcı olma zamanı geldi. Eğer sihirli bir değneğin yok.
Yoksa Polly, ben asla iyi bir kampçı olmam. Küçülüp pratik yapacak bir yer bulabiliriz. Süper güç. Kamp yerleşim planını incelerken şu ağaçların arka tarafında açık bir alan görmüştüm. Neler oluyor? Bu tuzağı da görseydin keşke. Haritacılık kursunda bunu bildirmek için not alıyorum. Aha! Fare tuzağıma bir şey takılmış. Melissa bizi bulacak. Dağınık saç buradayken kimin topuza ihtiyacı olsun ki? Vay canına Layla, sen çok yeteneklisin. Gözü bağlı dudak parlatıcı süsürmekten daha kolay. Ne? Bu boş. Dur, ne? Nereye kayboldular? Patates kızartması. Tamam Layla, bu papatyayı al ve ağaç tırmanma rozetini almayı dile. Bu hafta sonunun bir an önce bitmesi çok daha iyi bir dilek olabilirdi. Bu taş yığınının üzerinde kaya tırmanma rozeti seni bekliyor Layla. Bu koca kayaya en sevdiğim ayakkabılarım takıldı. Doğa sporları ve ben puantiye ve ekoseli kumaş kadar uyumsuzuz. Asla yavru kurt olamayacağım. Bu dokunaklı anı böldüğüm için üzgünüm ama hava kararıyor ve çakallara yem olmadan bir an önce kampa dönsek çok iyi olacak. Şimdi büyür. Buralarda bir yerlerde olmalı. Polis nerede, ne yapıyor? Bilirsin. Her zaman yaptığı şeyleri yapıyor. Bana sadece onun planladığımız gibi buluşma noktasında olacağına söz ver. Aha, tabii ki. Eğer kamp aşçısı rozetini almak istiyorsanız bugüne kadar tattığım en güzel keki yapmanız gerekiyor. Ve bugüne kadar birçok lezzetli kek yediğimi hatırlatırım. Önce karıştırıyoruz. Polis şu anda ne yapıyor? İzinsiz giriş. Lezzetli. Lezzetli mi? Yıldız rozeti istiyorsan takım yıldızlar hakkında bilgin olmalı. O yıldızlar yengeç burcunun zodyak sembolü. Onlar yengeçe hiç benzemiyor. Takım yıldızlar çok karmaşık. Onlara gökyüzündeki bir elmas gibi hayal et. Elmas mı? Bu oyunda çok iyiyimdir. Hangi kesim kaç karat? İyi ki Layla'ya bir şey öğretme rozeti yok. Çünkü ikimiz de kazanamazdık. Layla, sen yuvarlak bir kayanın üzerinde uzanıyordun. İncili kızın görünmesi için ihtiyacımız olan son şey de buydu. Tori buna çok şaşıracak. Polly neredesin? Bu İncili kız. Hayaletler gerçekmiş. Buluşma zamanı geldi. Nerede olduğunu bulur bulmaz tabii ki. Bize yaklaşıyor. Koş, önle dörtün pazarında her şey yarı fiyatına düşmüşcesine. Hayaletler tuzak mı kurar? Sence bizi yiyecek mi? Umarım hayır. Bu eşarp en kaliteli yünden ve el dokumasıdır. Endişelenmeyin. Buradan nasıl çıkacağımızı biliyorum. Süper güç. Bu ağın bu kadar sık dokunmuş olması dehşet verici. Görev tamamlandı Cici. Gwen? Hayaletlerin gerçek olmadığını biliyordum. Ama maalesef Koli'yi zorla alıp tüm Littleton halkını küçültmek isteyen kötü kalpli insanlar bir gerçek. Şimdi seni ele geçirdim Polly Pocket. Hey, hemen bırak beni. Eldivenler. Küçük boy olmana rağmen dişlerin hala sivri. Hoşça kal küçük Pocket.
Artık kasabaya dönüp kolyeyi amacımıza ulaşmak için kullanabiliriz. Anne, tamam yeter. Her şey çok güzel olacak. Hey Tom! Şu an bunun zamanı değil. Ne? Tori neden hayalet gibi giyinmiş? Evet, hem de hiç yakışmamış. Üstelik bu çok demode bir kostüm. Bunu aklıma bile getirmek istemiyorum. Ama ya bu yavru kurtların bize oynadığı bir oyunsa, ya İncili Kız diye bir şey yoksa ve ya o Tori ise. Bu kötü şakanın ben de hedefiyim. Ama ben onun kuzeniyim. Shani, eğer bu doğruysa bununla sonra ilgileneceğiz. Şu anda kolyeyi geri almamız gerekiyor. Unuttum gitti. İşimize bakalım. Gidelim hadi. Shani ile ikimizin iz sürme rozeti olması çok iyi. Grisela'yı birazdan buluruz. Evet, belki de kendime biraz fazla güvendim. İndirimden alınmış Cleo'yu Parmesan ayakkabıları 42,5 numara Grisela'nın ayak izini nerede görsem tanırım. Hadi şu ayak izlerini takip edelim. Buradan çıkacağımız patika bu tarafta. Doğru yol olduğundan emin misin Cici? Sadece beni takip et. Çabuk! GPS alacağım. Şimdi ne yapacağız? Kamp ateşi yakıp marshmallow pişirelim mi? Nehir geçme kursuna henüz katılmamış olmamız çok kötü oldu. Tatlı kedicik. Kaptan Koli babasından öğrendiğim kadarıyla bu kedi birazdan bize saldıracak. Layla, işte bu. Bunu başardın. Aferin sana dağlar kızı. Evet. Telefon olmadan yolu bulamıyorum. Gerçekten kaybolduk. Bir önerin var mı? Evet. Buradan çıkmak için bir öneri. Tabii. Bu taraftan gidelim. Muhtemelen daha iyi bir yol var. Tavşan sırtında gitme gerçekten çok güzel. Islak ucuz ayakkabılar bu taraftan. Yardım edin. Hadi yardım edin. Tamam tamam. Eğer büyürsek yardım edebiliriz. Bana kolyeyi at. Çok yakında ama yine de uzanamıyorum. Hayır. Şimdi ne yapacağız? Orası benim için çok tehlikeli. Ben burada kalacağım. Burası güzel ve güvenli bir yer. Hadi kızlar, onları kurtarmalıyız. Doğru olanın bu olduğunu biliyorsunuz. Evet, biliyoruz ama yine de bu riski azaltmıyor. Pekala. Siz ikiniz burada bekleyin. Onlara ben yardım edeceğim. Beni küçük boy yap ve buradan kurtar hadi. Seni küçültmeden önce benim büyümem gerekiyor ve şundan hiç kuşkun olmasın. Şu anda büyümek çok kötü bir fikir. Cici! O dal daha fazla ağırlık taşımayacak. Ben buldum. Bir şeyler yap. Polly. Seni dinliyorum. Onlara nasıl yardım edeceğini ben buldum. Bunu büyüt. Şimdi büyü Layla'nın eşarbı. Moda dünyasının en önemli kurallarından biri de çok amaçlı aksesuarlar kullanmaktır. Shani, onu arkandaki büyük kayaya bağla ve sağlam olduğundan emin ol. Hadi tırmanalım. Bekle. Ama kolyeyle buradan kaçıyorsunuz. Buna ne dersiniz? Tırmanmak gerçekten işe yarıyormuş. Şimdi büyü.
Bizi buradan kurtaracaksın değil mi? Bizler yavru kurt olmak üzere olan izcileriz ve ilkemiz hep birlikte olmaktır. Buna siz de dahilsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Moda haftasında ot ve sarmaşıktan yapılmış harika bir kemer görmüştüm. Bu eğer Bodin'in işine yaradıysa bizim işimize de yarar. Kurtulduk Cici. Şimdi bizi kampa götürün. Kolyemi aldığına göre en azından böyle telafi edebilirsiniz. Bu kolyenin benim olduğuna şüphe yok ve benim olmaya devam edecek. Bu yüzden yapılabilecek tek bir şey var. En çok ilk yardım rozetini seviyorum. Ve sen ilk yardım rozetini gerçekten hak ettin. Bekleyin. Bizi burada mı bırakacaksınız? Endişelenme. Ben bu noktayı işaretledim. Sizi alması için birini göndereceğiz. Yön bulma konusunda ortalama birine göre oldukça iyiyimdir. Ama artık hava çok karardı. Peki, denizci gibi görünen şu yıldızları takip ediyoruz. O zaman kamp şu tarafta kalıyor. Benim Lolo Fufu yüzüğümden bile parlak olan şu yıldızı takip ederim. Layla'nın doğada ne yapması gerektiğini öğrenmesi için modanın faydası olacağını kim bilebilirdi? Demek siz bayanlar döndünüz. Layla'nın bugünkü yavru kurt kurslarından hiçbirini tamamlayamadığını düşünürsek yolu bulmanıza çok şaşırdım. İncili kızı gördünüz mü? Hayır, sadece ucuz parmesanolar giyen bir kadın gördüm. O da ne? Rozetlerimi çok seviyorum ama arkadaşlarımı çok daha fazla. Eğer Layla yavru kurt olmayacaksa biz de yavru kurt olmak istemiyoruz. Eğer Layla rozet almak istiyorsa katıldığı kursları tamamlamak zorunda. Ama Layla her konuda en az bizim kadar iyi olduğunu kanıtladı. Kaybolduğumuzda Layla yıldızları takip ederek bizi kampa getirdi. Ve o bizi bir dağ aslanından kurtardı. Sarmaşıklardan bir halat yaptı ve bandajlardan da kürek yaptı. Anladığım kadarıyla doğada hayatta kalmayı başarmışsın. Açık hava sporlarında kendimi kanıtladım artık. Peki yavru kurtlar, hoş geldiniz hepiniz. Evet, başardık. Keşke size verecek arkadaşlık rozetim olsaydı. Bunu hak ettiniz. İyi bir yavru kurt her zaman hazırlıklıdır. Kendi rozetini kendi yapar. Bu onları almak için uğraşacağımıza kendimiz yapabilirdik demek mi oluyor yani? Evet, ama bunun nesi eğlenceli olurdu ki? En üst düzey arkadaşlık rozetleri. Artık yavru kurt olduğuma göre yeni üniformamla hangi ayakkabıları giyeceğime karar vermem gerekiyor. Ve sonra ben de dedim ki ben incilik kızım. Çabuk dışarı ufaklık. Hadi ama Pierce. Hayır. Küçük kızlar araba kullanmaz. Hikayemiz Littleton'da başlıyor. Madalyonu bulunca poli küçülüyor. Hiçbir rüya büyük değil, macera da küçük değil. Hadi sen de bize katıl, hepsini yapabilirsin. Bize katıl, hadi gidelim Polly Pocket. Küçük gece. Oyuncak yapabildiğin bir işin olması çok güzel anne.
Bu oyuncak değil. Teorilerimizi bu küçük modeller üzerinde test ediyoruz. Yardım edebilir miyim? Olmaz tatlım. Bunu yapabileceğini bildiğini biliyorum ama bu sadece yetkili yetişkinler için bir iş. Şu araba işi nasıl gidiyor? Neredeyse bitirmek üzereyim. Ah, Peaches, hayır! Onu tuttum. Gidiyoruz Peaches. Evet, sanırım atıştırmalık. Burada ne? Bu üzerinde yoğun olarak çalıştığım çok çeşitli renkli bir lazer. Konserve gösteri gibi şeyler için. Ha, Polly Pocket. Dünyanın en genç özel efekt uzmanı. Evet tabii. Aslında Paxton, burada şapşal demen gerekiyor. Polly, büyük annen geldi. Büyük anne! Polly, büyük annenden özür dilemelisin. Özür dilemene gerek yok. Her yaşlı insanın arada bir gençlik enerjisine çarpılmaya ihtiyacı vardır. Peki o zaman iyi. Çantalarını yukarı taşıyacağım. Ben sadece hafta sonu için geldiğini sanmıştım. Büyük anne. Aa, Polly'ciğim. Ya sen büyüyorsun ya da ben küçülüyorum. Oh. Aa, madalyonun. Onu bozdun mu? Pekala. Bu çok garip. Bu yıllardır bozuktu. Ama daha önce hiç böyle bir anda açılmamıştı. Ben onu tamir ederim. Yapım fuarından daha yeni döndüm. Bu senin için açıldı. Hadi bak bakalım olacak mı? Teşekkür ederim büyük anne. Bu madalyon ne kadar eski. Muhtemelen tek boynuzlu atların yaşadığı antik dönemlerden kalmıştır. Tek boynuzlu at diye bir şey yoktur. Onlar mitolojiktir. Efsane. Tek boynuzlu atları boş ver. Neyse ki uygarlık denen bir şey var. Melody'nin yeni single'ı çıktığına dair yeni haber mesajı düştü. Yeni Melody? Yükleniyor. 3, 2... We are stronger together. Harika bir ses. Ne büyük performans. Ne kadar zarif. Mümkün olsaydı Melody'nin özel efekt uzmanı ben olurdum. Ben de onun trendleri belirleyen modacısı olurdum. Ve ben de onun en saygıdeğer, en zarif dinleyicisi olurdum. Dinleyici mi? Sen onunla birlikte sahnede şarkı söylemelisin. İmkansız. Milyon yıl geçse olmaz. Ben sahnede asla şarkı söyleyemem. O birinci sınıftaki olaydan beri. Polly, Shani, Flash haber. Melody konser gemisi mi? Bilet almamız gerek. Bilet sitelerinde biletler tükendi. Konser salonunda biletler tükendi. Müzik dükkanında biletler tükendi. Bu bir komplo. Uzaylılar bütün biletleri almış olmalı ya da... Ya da Littleton'da Melody'yi en az bizim kadar seven başka hayranları da olmalı. Eve gideceğim. Eğer Melody'nin konserine gidemezsem hayatımın ne kadar sıkıcı bir hal alacağını düşünmeye başlayacağım. Evet, ben de eve gitmeliyim. En sevdiğim dizinin sezon finali bu akşam yayınlanacak. Ve hayran sayfamın son bölümünü bitirmem gerekiyor. Gitmeyin. Bilet bulmanın başka bir yolunu buluruz. Yapım kampında sana zaman makinesi yapmayı öğrettiler mi? Hayır. Görüşürüz Polly. Hoşça kal. O konsere gitmenin bir yolunu bulacağım. Jenny, Melody konseri bileti bulmanın yollarını ara. Tüm biletler tükendi. Ah, Jenny, şunu ara. Zaman makinesi nasıl yapılır? Zaman makinesi H.G. Wells 1895 basımı. Bu da ne? Bu çok garip. Bekle. Bir parçası eksik gibi görünüyor. Jenny, lütfen 3 boyutlu yazılım kaynağını aç. Tamam. Eğer dişli enini kopyalar ve merkez çapından çıkarırsam... Evet. Evet. Progresif rock grubu. Jenny! Şşş!
Değişim zamanı mı? Ne? Nasıl yani? Aa! Neler oluyor böyle? Polly odadan çıktı. İstasyonun modunu uzakta olarak değiştir. Süpürge! Uzakta modunu kapat ve otomatik temizliği durdur. Nasıl istersen Polly. Jenny, 10 santimetreye küçüldüğünde ne yapmak gerektiğini ara. Sorguya yanıt bulunamadı. Bunu sen mi söylüyorsun? Madalyon. Değişim zamanı. Şimdi büyü mü? Şimdi büyü. Ne? Değişim zamanı. Şimdi büyü. Değişim zamanı. Şimdi büyü. Değişim zamanı. Şimdi büyü. Buna inanamıyorum. Hey Peaches, biraz eğlenmeye ne dersin ha? Dünyanın en küçük köpek terbiyecisi. Bobby! Beni görmemen gerekiyordu. Annem ve babam öğrenirse panik olurlar. Artık madalyonla oynayamam. Ama sen konuşamıyorsun değil mi? Evet tabii, sorun değil. Raporu hemen hazırlarım. Bunu biliyorum. Bobby! Bobby! Polly mi? Hayır Pex, Polly kendi odasında. Muhtemelen o şey için üç boyutlu başka bir şey yazdırıyordur. Polly, duyar duymaz geldim. Tırnak içinde bu acil durum için kıyafetimi sadece iki kez değiştirdim. Ve Shani de giyinip kuşanmış. Ah, ben tam kızlar maratonunun ortasındaydım. Polly'nin mesajını aldığımda Kaptan Rocco'nun bir uzaylıya dönüştüğü bölüme başlamıştım. Bekle, Polly nerede? Ah, en azından bize atıştırmalık bir şeyler görmüş. Konuşan Polly bebeği. Annemle babam duymasın. Kırmızı alarm. Uzaylılar Polly'yi küçültmüş. Ya da belki köstebekler yaptı. Ya da bazı cüceler onu Polly'ye benzeyen bir cüceyle değiştirmiştir. Shani, benim Polly. Bundan nasıl emin olabilirim? Birinci sınıfta küçük tavuk müzikalinde olanları bir tek ben biliyorum. Sen solo söylüyordun ve... Tamam. Sana inanıyorum. Bu küçülme olayını senin için bir moda deneyimine dönüştürebilirim. Şimdiden görebiliyorum, minik son modadır. Yani uzaylılar mıydı, cüceler mi? İkisi de değil. Büyükannemin madalyonunu tamir ediyordum ve bam, mini ben. Evet, sihirli madalyon. Tabii ki. Ben anladım. Sen cep tipi Polly Pocket'sın ve iddialı parçaların cepleri olacak. Cepli bluzlar, cepli şapkalar ve cepli cepler. Moda hakkında konuşmak için zamanımız yok. Polly'nin büyükannesinden tekrar nasıl büyüyeceğini öğrenmesi gerek. Onun bunu bilmesine imkan yok. O sadece sıradan bir büyükanne. Bize güçleri olan sihirli bir büyükanne değil. Ayrıca büyümek kolay. Şimdi büyü. Canım Puantiyem, Galeri Grande'de Melody biletleri varmış. Hadi alışverişe. Thank you.
gidip o biletleri alalım. Büyük boy içeceğimi her tarafıma döktün. Ups. Affedersin. Üzgünüm Gwen. Aa, ne cüretli dükkanıma gelip torunuma zarar verirsin. Bu bir kazaydı. İyi misin? Çok utanç verici. Seni tanıyor muyum? Aynı okula gidiyoruz. Polly Pocket. Pocket, ha? Aa, sen de Grisel Grande olmalısın. Ben Lila. Dükkan çok güzel olmuş. Moda danışmanına ihtiyacın olursa beni ara. Memnun oldum. Ne kadar da hoş. Eğer buraya bilet için geldiyseniz sıraya girin. Tek sıra halinde kalın ve sessiz olun. Lütfen. Ürünlere dikkat. Küçük yaramazlar sizi. Oh, neyse ki sen bana çekmişsin ve bir olgunluk, düzen ve zeka abidesi gibisin. Zeka mı sipariş edeceğiz? Tamam dinle. Bu miniklerden sonuna kadar faydalanacağız. Ve Melody'nin konser geliri elimize geçince ikimiz de rahat içinde yaşayacağız. Ben tıpkı senin gibi olacağım Cici. Hadi şu miniklerden sonuna kadar faydalanalım. Aman tanrım. Bundan önce asıl planı nasıl uygulayacağını öğreneceksin. Üzgünüm. Hepsi tükendi. Ne? Evet, hepsi tükendi. Sadece Melody'nin kendisi size yardım edebilir. Herkese merhaba. Bu program dahilinde değil. Melody bize bilet verir. Üzgünüm Bayan Melody. Ama geleceğinizi bilseydim güvenliğin gelmesini ayarlardım. Bu sorun değil. Ben sadece hayranlarıma merhaba demek istiyorum. Bu konserin sponsoru olarak senin güvenliğin için bu kalabalıktan uzak durmanda ısrar ediyorum. Sana eşlik edecek korumalar gelene kadar burada güvende olacaksın. Vay canına. Bu çarpıcı minyatür Littleton maketi de ne? Onu görmek istiyorum. Bedavaya olmaz. Ödeme yapmadan onu görmeniz mümkün değil. Ve beni atlatmaya da çalışmayın. Denemek zorundayım. Belki gizlice gidip Melody'den bilet isteyebilirim. Ne kadar büyük hayran olduğumuzu öğrenirse bize bilet verebilir. Bundan emin değilim Polly. Sen emin misin? Ben eminim. Git o biletleri al Polly. Merhaba kızlar. Her şey yolunda mı? Merhaba Polly'nin büyük annesi. Bugün hava çok güzel değil mi? Evet. Şimdi söyleyeyim bakalım. O tavanda bu kadar ilginizi çeken şey nedir? O tavandaki su lekesi var ya. Çok ilginç görünüyor. Evet öyle sanırım. Polly nerede? Polly küçüldü ve havalandırmanın içine girdi. Havalandırma mı? Kızlar, Polly'yi kurtarmalıyız. Polly! Gwen, bıçaklar neden burada duruyor acaba? Bunlar sana geldi. Minyatür koleksiyonun için. Evet. Sipariş ettiğim minyatür sandalye. Yorgun bacakları olan minik biri için mükemmel ve benim minyatür koleksiyonum için ideal. Kutuda başka bir şey var mı? Sadece bir sürü mükemmel minik paket dolgusu var. Onlar normal boy paket dolgusu Gwen. O kutudan kurtul. Hayır. Tatlım, o kutuyu benim almama ne dersin? Çek elini, bu benim kutum. Hadi izin ver. Hey, bırak şunu. Bu gürültü de ne böyle? Penelope Pocket. Grisel Grande. Çok uzun zaman oldu. Yeterince değil.
Ah, burası sana mı ait? Yanlış yere gelmiş olmalıyım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Penelope okutuyla ne yapıyorsun acaba? Ha, sadece çöpe atıyorum hayatım. Ah. Onu takip et. Kızlar, izin verirseniz Polly ile yalnız konuşmam gerekiyor. Tabii ki. Artık çıkabilirsin Polly. Merhaba büyük anne. Beni korkunç bir son ve yıkımdan kurtardığın için sağ ol. Görüyorum ki nasıl küçüleceğini öğrenmişsin. Tekrar büyümeyi biliyor musun? Hı hı. Şimdi büyü. Cici. Pekala. Sanırım onu tamir ettiğimi anlamışsındır. Ha, bundan hiç şüphem yoktu zaten. Ama bu kadar çabuk yapacağını bilseydim sana Packet madalyonu hakkında bilgi verirdim. Yüzyıllardır madalyon ailemizde nesilden nesile geçti. Ah, fizik çok zor. Au! Hey, bekle bir dakika. Eğer madde maddeyi çekiyorsa bu kendi oranıyla ilgili olmalı. Bu yüzden yeryüzünün elmayı çektiği gibi elma da yeryüzünü çekiyor. Yer çekimi! 10. göbekten büyük büyük annen Prudence Packet'ın Littleton'ın kurucularından olduğunu biliyorsundur. Tabii ki. Burada herkes eşit yaşayacak. Ama bilmediğim bir şey var ki o da madalyon taşıyıcılarından biriydi. Alo, Watson, beni duyuyor musun? Bay Watson, buraya gel. Seni görmek istiyorum. Ben genç bir kadınken madalyon beni bir sonraki taşıyıcısı olarak seçti. Ya Houston, çıkış kapısı açılmıyor. Benden önceki madalyon taşıyıcılarında olduğu gibi ben de küçük bir insanın büyük fark yaratabileceğini göstermek istiyordum. Benim için minik bir adım, insanlık için çok büyük bir adım olacak. İşte Grisel'le o zaman tanıştım. Merhaba şekerim, nerelerdeydin sen? Bir iş gezisine çıkmıştım, ilginç bir şey olmadı. Ama çok yoruldum. İyi geceler. Ha? Ama Grisel yüzünden özel görevim son bulmak zorunda kaldı. Grisel Grande mi? Galeria Grande'deki o kadın mı? Gwen'in büyük annesi mi? Evet, o. Değişim zamanı. Bu güç. Grisel'le ben eski arkadaştık. Ama o kimi isterse boyutlarını küçültebilmenin büyük bir güç ve kontrol sağlayacağını anlayınca bunu takıntı haline getirdi. Madalyonu bana kaça satarsın söyle. Sana ne kadar istersen veririm. O satılık değil. O zaman onu zorla alırım. Bırak. Hayır. Onu tamir etmeye çalışmama rağmen bu mümkün olmadı. Çok şaşırdım. Bunu bana neden söylemedin? Grisel'in ne kadar takıntı yaptığını görünce madalyonun gücünün yanlış ellerde ne kadar tehlikeli olabileceğini anladım. İşte bu yüzden bunun bir sır olarak kalması çok önemli. Affedersin, ben Lila ve Shani'ye söyledim. Bence onlara güvenebiliriz. Ama başkalarının bilmesine izin vermemeliyiz. Peki ya annem ve baban? Madalyon baban doğmadan önce bozulmuştu. Ve baban bu konuda endişelenebilecek biri. Belki de annen ve babanın bu konudan haberi olmasa daha iyi olur. Madalyonu bu yaşta kullanamayacağım için onları endişelendirmeye gerek yok. Ama bu hafta ben buradayken onu beraber kullanabiliriz. Biz mi? Ama madalyonun gücünü düşünürsek bu sadece yetişkinler için bir şey gibi gelmişti bana. Doğru. Madalyon her zaman yetişkinler tarafından kullanıldı. Ama onun taşıyıcısı ben olacağım. Sen benim küçük ortağımsın. Küçülmeye hazır mısın? Ne dersin? Birlikte mi? Bu mümkün mü? Madalyon taşıyıcısı bunu yapabilir. Ama birbirimize değmemiz gerekiyor. Sen zaten küçük olduğun için zor olmayacak. Daha büyük şeyler farklı olabilir. Tek seferde gücü yetemeyebilir. Peki, bunu şu an düşünmek istemiyorum. Değişim zamanı. Evet. Bunun harika bir his olduğunu unutmuştum. Hadi gel Polly. Sonra Polly bir...